Hükümet tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı kaldırıldı. Ne düşünürsünüz bu gelişmeyle ilgili? Devlet boş yere bir şey yapmaz. Eğer ben zerre kadar o şerefsizi sevmem ama eğer avukatlarıyla görüşmesi gerekiyorsa mutlaka onun ağzından bir şeyler almak içindir bence. Peki neden? Yani 31 Mart seçimlerinden önceki beka sorunu tartışması vardı. Özellikle CHP'ye, HDP ve PKK ile birlikte olduğunu söyleyerek bir linç kampanyası girişimi vardı. Ki Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıldı. Şimdi de Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılma iddiaları var. 31 Mart'tan sonra ne değişti? AK Parti'nin tavrı mı değişti? İttifaklar mı değişti? Nasıl bir yaklaşımdır sizce? Devletin ne yaptığını bilmem. Açıkçası bilmiyorum yani. Bu tutumu doğru mudur, yanlış mıdır ama bence gereksiz bir şey yapmazlar. Ben buna inanıyorum. Yani bir caninin bile avukatla görüştürülmesi gerekir. Öyle bir zaman. Peki seçimden önceki CHP'nin PKK ile birlikte olduğu söylemi vardı. CHP'nin hiç bu tarz yaklaşımı oldu mu? PKK'ya, HDP'ye, Abdullah Öcalan'a böyle bir söylemi oldu mu? Avukatla görüşmesi gerektiğini söyledi mi hiç CHP? Bu yasağın kaldırılmasıyla tecritin kalktı. Haberleri pek takip etmiyorum ama şu anda ben baktığım zaman partiler arası ittifak yaptıklarında CHP bence PKK'nın yanında yer alıyor yani. Peki bu şimdiki bu tutum, hükümetin yapmış olduğu tutumdan ne düşünüyorsunuz? Doğru mudur yani? Yani avukatlarıyla CHP PKK ile birlikte avukat yani PKK'nın görüştürülmesi, Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesi mi? O bir de onun dışında güvenlik kurulu üyesi Burhanettin Duran dün katıldığı, ondan önceki gün biz dün sorduk. Katıldığı programda Sayın Öcalan ifadesini kullandı. Dediğim gibi Selahattin Demirtaş'ın iki tane davadan beraati var. Ayrıca serbest bırakılacağı söz konusu. 31 Mart'tan sonra ne oldu da böyle yaklaşımlar gerçekleşti? Ben pek haberim yok bu konularda. Ama ben gereksiz bir şeyin yapılmayacağına inanıyorum. Peki CHP'ye dediniz ya. Sayın Öcalan dediyse eğer şahsen ya bu o devlet erkanının ağız alışkanlığıdır. Bence o sayın değil yani. Anladın mı? Öyle bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Bir CHP'li bile ona Sayın Erdoğan, Sayın Öcalan demez bence. Bir CHP'li değil mi peki hiç? Ben duymadım. CHP'liden duydunuz mu? Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde saldırıldı. Yakın dediler hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na. Eğer dediyse bence o da ağız sürçmesidir. Yani biliyorsun devlet erkanı birbirleriyle sayın kıssalar da dövüşseler de sayın diye hitap etmek zorundalar. Yani bu bir şeydir yani. Eğer öyle dediyse ağız sürtmesindendir bence. Geri kalan yani şimdi sizin ben sorduğunuz soruyu açıkçası şöyle söyleyeyim. Siz taraf arıyorsunuz anladığım kadarıyla. Taraf derken sizin tarafınız? Yok ben bir taraf tutmak istemiyorum. Ama anladığım kadarıyla. Kime oy verdiniz son seçimde? Ben AK Parti'ye verdim. O zaman bir tarafınız var. Bir tarafım var ama soruya tarafsız cevap vermek istiyorum. Ama siz de taraflı bir soru bekliyorsunuz. Bunu anladım ben. Yani yanlış mı anladım? Şimdi yani? Şöyle. Yani şu anda yani tarafsız CHP'yi. Yok şimdi şöyle bir sonuç var. Yani söylemek istediğim aslında şu. Tabii ki de tarafsız bir cevap arayabilirsiniz. Ama şimdi şöyle bir şey meydana geliyor. Seçimden önce beka tartışması vardı. CHP'nin siz de söylüyorsunuz. PKK ile birlikte olduğunu söyleniyor. Siz de bunu kabul ediyorsunuz. Evet, buna yönelik CHP'nin böyle bir yaklaşımı oldu mu? Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla. Söyleyemem ki hepsi benim aklımda değil. Ama oldu. Haberleri izliyoruz. 24 saat haber izliyoruz. Yani ben A Haber'den bahsetmiyorum. Sadece veya adaletli veya işte, bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında amacımız bu. Taraf ya da bilmem ne değil. İnsanların gerçeklerini görmesi gerektiğini ve adaletin yerini bulmasını gerçekten de adaletli davranmaya çalışıyoruz. Başka bir yaklaşımımız yok yani. Peki şehit cenazelerinde neden tartaklansın bir devlet erkanı? Biz de aslında neden tartaklansın? Onu soruyoruz aslında. Yani peki o devlet erkanı neden bir terörist cenazesinde yer alsın? Demek ki burada bir şey var. İşte çelişki var. Kim? CHP'nin mi mesela? Terörist cenazesinde evet, yer alın. Mesela ben kimler mesela? Tanal mıydı? Neydi o adamın adı? Tanal mıydı? Mahmut Tanal avukat olması yok, lazım. Yok. Ben bu milletvekillerinden bahsediyorum. İsimlerini hatırlayamayacağım hiçbirisi. Yani ama milletvekili ama avukat kendisi. Terörist cenazesinde bulundular. Bulunanlar var. Ben isimlerini hatırlayamıyorum ama bütün bu Türk milleti var mı? Gösterebilir misiniz? Var tabii ki. Bak soy yani isimleri neyse. Soyadı Tanal denen. Mahmut Tanal. Milletvekili değil mi bu adam? Evet. Avukat aslında. Terörist cenazelerine katılmadı mı? İşte ben de onu soruyorum. Bilmiyorum. Evet ben o resimleri bu. Nereden göstereyim ben sana? Ben haberci değilim ki. Sizin bilmeniz ben lazım. Ben mesela size gösterebilirim şeyi. Ben dediğinizi duymadım ama sayın olur mu ifadesini gösterebilirim. Tamam, Abdullah Öcalan'ın ben size diyorum bunu.
Eğer Devlet Bahçeli de dediyse, Erdoğan da dediyse... Devlet Bahçeli dedi. Tamam bak, Erdoğan da dediyse bunu kim dediyse desin, bense devlet erkanının ağız alışkanlığından dolayı demiştir. Yok, bu sayın şeyini. Devlet Bahçeli'nin şey, bile yavukat bile görüşmesini diyorsa, serbest bırakmasını istedi. Şunu söyleyeyim ben size, bile bile eğer Sayın Öcalan diyorsa o adam şerefsiz oğlu şerefsizdir. Teknoloji herkesin evinde var, bunları görüyoruz. Yazılı basın. Peki ben şunu söyleyeyim. Çözüm sürecinde sınır kapılarında o lorke çekenler, o zaman beka sorunu yok muydu? Onlar terörist değil miydi ya? Kol kola girip o bayrağın dibinde o paçavranın başında fotoğraf çekilenler, ben sana gösterebilirim burada. Yani şimdi niye göre var işte? Peki ben şimdi size şunu tekrar mı değişti ya AK Parti'nin ben tavrı? Ben şunu söylüyorum. Niye göre var abi ya? Bana birisi bunu açıklasın bak. Benim odak noktam bu. Neye göre? Ya var da neye göre var abi ya? Ah kardeşim ya bunun. Vallahi biz artık ne bileyim yani. Her şeyden korkar olduk ya. Hükümetimiz çok güzel bir hükümet. Tayyip çok güzel idare ediyor. Her şeyi yoluna koyuyor. Onu da yoluna koyacak. Yani hiç kimse üzülüp telaşa kapılmasın. Devletimiz büyüktür ve devletimiz başımızda. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırılmıştı HDP ile birlikte diye. Ama o da habersiz gitmiş. Gitmeyeydi. CHP'nin böyle bir söylemi oldu mu Abdullah Öcalan'a yönelik? Avukatıyla görüşmesine yönelik görüşebilir söylemi. Ya da Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı söyleniliyor. O da içinde. Onlar da içinde neyi söyleyecek? Söyleyemez. Neyin yok. İçinde ablacığım, teyzeciğim? PKK'nın içinde işte. Onu kayırsa... Nasıl içinde peki? Yavrucuğum öyle olur mu? Şimdi onun için ayrı söylüyor, bunun için ayrı söylüyor. Ortada kalıyor, kalmasın. Ben almayacağım diyeydi PKK'yı. HDP'liler... Oldu mu peki CHP'nin böyle bir yaklaşımı? Abdullah Öcalan avukatıyla görüşebilir dedi mi mesela Kemal Kılıçdaroğlu? Ben onu duymadım. Ya da masaya oturdu mu PKK ile CHP? Oturdular. Nerede oturdu? Bir kere oturdular. Aman be yavrum. Ay sen de. Her gün oturup kalkıyorlar. Ne? Her gün. Ay bunlar. Yavrucuğum. Bunlar hep. Para var mı abi? Film. Yok, film yavrum. Film bunlar. Kim sen... tarafından abla? O CHP. Abi, paralar mı abi? Yok vallahi, sağ ol. CHP. CHP. Hep CHP mi yapıyor abla? O var ya Kılıçdaroğlu, büyük yerlerden şey geliyor, o da onu toplayıp oraya... Kimi, birine mi çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu? Bilmiyorum. Öyle diyorlar yani. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın hükümet tarafından avukatıyla görüşme yasağı kaldırıldı. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye aynı zamanda şey, seçim kararının çıkacağı gün zaten bunlar ortaya çıktı. Tekrarlanacağı ortaya çıktığında. İşte bilmiyorum sonumuz ne olacak ama... Ülke kötüye gidiyor genel olarak. Neden böyle bir avukatla görüşme yasağı kaldırılmıştır? Seçimden önce hükümetin beka sorunu tartışması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile birlikte olduğu söylemi vardı. Linç girişiminde bulunuldu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tavrı mı değişti hükümetin? İttifak mı değişti? İstanbul seçimlerini kaybettikten sonra hepsinin olması bir tesadüf mü bilmiyorum artık. Onu herkes, yani aklı olan herkes düşünebiliyor, görüyor zaten. Seçimden önce beka sorunu tartışması vardı. Beka sorunu bitti mi? AK Parti'nin tavrı mı değişti yoksa? AK Parti'nin seçimden dolayı tavrı değişti. Çünkü hani İstanbul biliyorsunuz YSK tarafından yeniden şey yapma kararı aldı. AK Parti kazanana kadar da devam edecek bence bu karar. Hoş bir şey değil yani. Efendim? Hoş bir şey değil yani. Doğru bulmuyorum yani. Peki neden böyle bir yasak kaldırılmış olabilir sizce? Tarafından kaldığına emin misiniz? Evet. Nerede yazıyor? Ya ben görmedim, duymadım. Hatta Devlet Bahçeli'nin bir söylemiydi. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı kaldırılmasında ve hemen hatta iki hafta önce görüştü. Şimdi tamamen tecrit kalktı. Ben bu haberi duymadığım için bilgi, yani bir şey söyleyemem. Peki, seçimden önce hükümetin beka sorunu adı altında yaptığı bir politika vardı. Beka sorunu vardı. Şimdi beka sorunu bitti mi? Türkiye'de beka sorunu olduğuna inanmıyorum. Bu konuya ilk önce hukuki boyuttan bakmak lazım. Suçu kesinleşmiş bir yükümlünün, bir suçlunun, özellikle bir terör örgütü liderinin hani yıllar geçmiş üzerinden hala avukatlarıyla görüşmesinin öncelikle sebebi nedir? Neden görüşüyor bu adam? Yasak vardı, yasak kalktı şimdi. İşte sebep? Sizce neden kalkmıştır yasak? Bunun cevabını kaldıranların vermesi lazım öncelikle ve bunu
oluşan kamuoyunu biraz sakinleştirmeleri lazım. Şu kritik dönemlerden geçerken bir de bu üzerine olmamalıydı. Ve muhalefet artık pek muhalefetli de kalmadı ama muhalefetin neden böyle bir şey oldu? İlk önce bu şeyi kimin desteklediğini söyledi belli zaten. Ondan sonra hükümet kanalından kamuoyunu onay aldıktan sonra böyle bir açıklaması var. Kimin destek anlamadım son dediğini. Milliyetçi Hareket Partisi liderinin görüşmesinde bir beis yoktur deyip bir pas atması, hükümetin gol atması anlamına geldi. İlk önce bunların neden böyle bir şey yaptığını açıklaması lazım ki bizi vatandaş olarak, bir halk olarak ya şu sebepler varmış, buna göre bunu dememiş diye yorum yapmamız gerekir. Peki seçimden önce, 31 Mart seçimlerinden önce beka sorunu adı altında politika politikasını bu şekilde yönlendiriyordu Cumhur İttifakı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK ile birlikte olduğunu, HDP ile birlikte olduğunu öne sürerek eleştiride bulunuyordu. Politik söylemi de buna yönelikti. Bu şekilde oy istiyordu Cumhur İttifakı. Şimdi ne oldu? Yani beka sorunu bitti mi? Abdullah Öcalan'la avukatlar görüşme yasağı kaldırıldı. İşte Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiaları var. Hatta iki davadan beraat gelmiş ikisine de. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir yaklaşımı oldu mu hiç PKK'ya, HDP'ye? Şimdi 31 Mart öncesi bir beka sorunu olduğu söyleniyordu. Şimdi ilk önce ona bakmak lazım. Gerçekten bir beka sorunu var mıydı? Biz okuyan, araştıran Türk gençleriyiz. Bu okuyan, araştıran Türk gençler olarak da geçmişte de, bugün de Abdullah Öcalan'a karanfil uzatanları da gördük. Abdullah Öcalan'ın ekonomik destekçilerini destekleyen hükümetleri de gördük. Onları da biliyoruz, okuyoruz. Ben Abdullah Öcalan'la görüşmemek denilen bir tabir bilmiyorum Türkiye'de. Herkes görüşüyor. Herkes bir şekilde kendi yanında istiyor. Çünkü Abdullah Öcalan gerçekten Orta Doğu'yu çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Bunu biliyoruz. Dediğim gibi ben olaya parti nazarında bakmıyorum. Ben olaya Türk milletinin yararları ve çıkarları nazarında bakıyorum. Burada da bir yarar çıkar göremiyorum. Ve beka meselesi biz Asya'dan buraya geldiğimizden beri var. O beka meselesi sürekli sürüyor. Yeni ortaya çıkmadı ve bu hiçbir zaman da bitmeyecek. Beka sorunu var tabii ki. Var mı? Var. Peki ne oldu? Şimdi Öcalan'ın avukatla görüşmeye yasağı kaldırıldı. Şimdi beka sorunu bitti mi? Özellikle CHP'ye seçimden önce ağır bir PKK ile HDP ile birlikte olduğuna dair linç girişimi söz konusuydu. Özellikle CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırıldı. CHP zaten birlikte, hep birlikteydi yani. HDP ile birlikteler yani. Nasıl? Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Abdullah Öcalan'a yönelik böyle bir serbest bırakma yaklaşımı oldu mu? Yani dediğim gibi Kılıçdaroğlu'na saldırıldı. Hatta şimdi iddialar var. Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak iddiaları var ki iki davadan beraat etti. Yok. İki davadan beraat gelmiş. Olmaz yani. İki davadan beraat almış Selahattin Alsa Demirtaş. Alsa bile beraat edeceğini zannetmiyorum. Yani. Peki bu söylediklerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani seçimden önce sizin de söylediğiniz gibi siz de söylüyorsunuz. HDP ile birlikte olduğunu söylüyorsunuz. Peki bu son gelişmeyle alakalı. Son gelişmeyle alakalı ittifak olduğunu söylüyorsunuz. Son gelişmeyle alakalı şimdi ittifak mı değişti? AK Parti'nin tavrı mı değişti? Seçimden önce tamamen CHP'ye bu anlamda bir karşı duruş vardı. Şimdi Öcalan'a avukat görüşme yasağı kaldırıldı. AK Parti'nin ittifakı mı değişti? Tavrı mı değişti sizce? Avukat görüşme yasağı kaldırılmasıyla ilgili bir şey yok onun yani. Tamamıyla CHP ile veya AK Parti ilgisi yok onun yani. Şimdi ne oldu? Tavır mı değişti AK Parti tarafından? Bir ittifak değişimi mi söz konusu oldu 31 Mart seçimlerinden sonra bu tarz yaklaşımlar? Ki dün de sorduk, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Kurulu üyesi Burhanettin Duran Sayın Öcalan ifadesini kullandı katıldığı programda. Benim kendi nacizane görüşüm tamamen İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesiyle ilgili politik bir manevra. Bunu da zaten az çok muhasebesini yapabilen birçok kişi, vatandaş da bunun bu şekilde olduğunu zaten öngörüyor. Ben de AK Parti'yi desteklerdim. Evet. Şimdi bir yanım artık CHP'ye kaymaya başladı. AK Parti'nin bazı şeyleri batmaya başladı. Ya bilmiyorum, bu piyasalar ekonomik kriz sıkıntı, evet. Artık gerçekten mide bulandırmaya başladı. Peki bu sorduğum soruyla ilgili. Suriyeliler özellikle. Onlar çok mide bulandırıyor. O yüzden yok yani. Peki bu konuyla ilgili bir fikriniz var mı? Bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Neden? İstemiyorum. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatıyla görüşme yasağı kaldırıldı. Ne düşünürsünüz bu gelişmeyle ilgili? Yani iyi bir karar bence.
Kaldırılabilir mi? Avukatıyla görüşebilir mi Abdullah Öcalan? Görüşmemesi daha iyi bence. Seçimden önce beka sorunu vardı. Bitti mi beka sorunu? CHP HDP ile birlikteydi. CHP'nin böyle bir yaklaşımı oldu mu PKK'ya yönelik? Değil mi? Tasfiyet çok tepesine madem polis devletisin. Madem beka sorunu var, bizim beka sorunu bundan önce Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce vardı. Şimdi sen o meclise soktun yüzlerce beka sorunu olacak insanları soktun meclisin içerisine. Bu kadar insandan tüyü bitmemiş yetimlerin parasını milletvekili maaşı veriyorsun. Sen kalkıyorsun, belediye başkanı da beka sorunu. Olsa ne olur olmasın. Sıkıntı yok. O beka sorunu şuraya geldi miydi? Biz indirmesinde biriz. Biz Türk'üz.